Evet, bulimiya nervoza tedavisine bakalım. Şimdi bunun tedavisinde de ilk önce yine ilk vereceğimiz bilgi, herkes bilecek ki bu tedavilere girerken bu tedavinin amacı kilo vermek değildir. Yani bulimiya tedavisiyle kilo verilmez. Yani verilebilir ama esas amaç bu değil. Dolayısıyla eğer bir kişi kilosunu kontrol etmek için, kilo vermek için tedaviye başlıyorsa bunu baştan söylemek lazım. Şimdi bulimiya odaklı aile terapisi en etkili olan tedavi. Bu bulimiya odaklı aile terapisi nasıl bir şey? En az 6 ay süren, 18-20 seans olan bir tedavi şekli. Burada aileyle iyi bir ilişki kurduktan sonra ilk önce hem ailenin hem gencin suçlanmayacağı ve nasıl bu bozukluğun ortaya çıktığını anlaşılacağı bir psiko eğitim dönemi geçiyor. Daha sonra işte kilo nasıl alınır, diyet ne işe yarar, nasıl etkileri vardır, açlık nasıl bir etki yapar, bir şekilde kontrolü, yani kilo kontrolünü sağlamak için kendini kusturma veya diğer davranışların sağlığa olan etkileri nelerdir? Bunların hepsini bir şekilde anne o ve gencin bir şekilde anlamasını sağlıyoruz. Daha sonra bulmaya çalıştığımız şey ne? Hem anne ve baba hem de çocuğun, gencin katıldığı seanslarda bulmaya çalıştığımız şey bir şekilde bunu ortaya çıkartıp devam ettiren o olumsuz duygu durum. Olumsuz duygu durumu ne? Nasıl ele alabileceği, ailenin buna olan yaklaşımı, kimlik gelişimi ve bir şekilde o kendinden, vücudundan rahatsız olma, tatminsizlik ve hatta tiksinmeye varan düşüncenin bu çarpıtmanın ele alınması şeklinde gidiyor. Başka bilişsel davranışçı terapi yöntemlerini kullanmak da mümkün. Bunlar da yine yaklaşık 6 ay kadar sürüyor. Bunlar böyle çok hızlı geçen bozukluklar değil. Dolayısıyla hani birkaç seans yapalım, bu iş düzelsin diye ele alınabilecek sorunlar değil ne yazık ki. O yüzden bir 6 ay civarında 18-20 seans yapmak lazım. Burada kişiye ne öğretiyoruz? Yani ne öğrenmesi lazım kişinin bu sırada? Sorunlu düşünceleri, inançları ve davranışları ele alabilme, bunlara yol açan sebepleri anlama, alternatifler bulabilme şeklinde bir tedavi oluyor. Tabii burada bizim beklediğimiz şey kişinin çeşitli işte deneyler yaparak, deneyerek yani bir ekip olarak terapistle beraber çalışarak bulması gereken şey yani bu duygular nasıl ortaya çıkıyor, nasıl farklı ele alınabilir, alternatif açıklamalar nelerdir ve nasıl bu olumsuz duygulara yeme atakları olmadan katlanabilir bunları bulması gerekiyor. Tabii her türlü ayrı ihtiyaç alanına da burada değiniliyor. Yani depresyon, anksiyete, sosyal ilişki sorunları, kişilik özellikleri bunların hepsinde bir şekilde tek tek ele alınması lazım. Şimdi bulimiya tedavisinde tek başına ilaç kullanılamaz. Diğer yeme bozukluklarında olduğu gibi. Ayrıca işte transkranial magnetik sünasyon, akupunktur, yoga vesaire bu tip şeylerinde tedavide bir yeri yoktur.